Ülkenin şu durumunda bile Twitter'da pet tartışması yapılıyor yapılıyor. Siyasi simge oldu çünkü. <laughs> Bu kadar basit yani. Feminizm siyasi simge haline getirdi pedi. Oğlum benim hiç öyle erkekler şöyle ayaklansın, organize olsun falan gibi bir çabam olmadı. Gerizekalılık olarak görürüm. Ama erkeklerin hakkının yenildiği birçok konu var. Nafaka başta olmak üzere. Bunun en başında da askerlik geliyor. Bedelli askerlik 100 bin lira değil mi? 100 bin mi 120 bin mi oldu? Kaç oldu? Yani resmen yarrak vergisi ödüyoruz. Yarrak taşıma vergisi ödüyoruz biz. 100 bin lira nedir lan? Ya bunun adı bedelli askerlik değil. Yarrak taşıma vergisi. Süslemeyelim lütfen. Hani kapıcı apartman görevlisi der gibi bedelli askerlik. Hayır delikanlı ol. Kapıcı diyeceksin. Buna da yarrak taşıma vergisi diyeceksin. Alın da kurtulalım zaten her şeyi zan koyayım ya. Her şeyi zarar. Kanser olur, taş yağının teki gider. Karı kız peşine koşturur, enerji vakit harcattır. <laughs> Allah olmasaydın da amına koyayım işime gücüme baksaydım ya. Niye top niye toprak mı burada burada? Aslan parçası. Aslan canını yerim senin ben. Bence de hayatımız daha zor. Bence de hayvan gibi beklentileri var bizden çünkü. <laughs> Kimse birbirini yemez ailesi dahil potansiyel eşinin sevgilisini saymıyorum bile herkesin erkekten erkek olmasından ötürü gelen bazı beklentileri vardır hiç birbirimizi sikmeyelim yani sizin o Twitter'daki mor petli dünyanız yok dışarıda kendi dünyanızda da yok.